Bayılırım hocam buna. Keçi boynuzunun ne işe yarar? Ne işe yarar? La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Acele etme. Daha başlamadık. Ben de çok yerim diye. Kim diyor hocam onu? Ben duymadım. Aa, Ahmet Bey. Belli oluyor. Acele yok. Acele. Konuşturmayın beni. Bir beyefendi askerlikte askerlerin çorbasına şap katarlar. Vah. Sabah çorba içerken başçavuş gelmiş. Oo, keşke çorbayı içmeseydiniz. Bu sefer çok şap katılmış çorbaya. Ne olacak? Herkes içtikten sonra ne oldu? Bitti. Vatandaşın cinselliği gitti. Askerlikten sonra 2 ay burada askerlik yapıyor. Yurt dışında yaşayanlar genellikle 2 ay paralı askerlik yapıyor. Hı hı. Dönmüş Frankfurt'ta tanıdığım bir zatı muhterem. Aa, ilişki %30'lara düşmüş. Evli, çoluk çocuk sahibi. Doktora gidiyor. Muayene. Hiçbir şeyin yok. Psikolojik diyorlar. Psikolojik bir şey yok. Ya dedi, doktorlar anlamıyor. Çeşit muayeneler yaptılar ama performans 0. Artı ilişki sırasında ağrı, sızı, sancı çekiyorum. Ne olacak benim bu halim? Dedi, hanımın karşısına artık çıkamıyorum. Bir şey söyleyemiyorum. Utanıyorum. Rezil oldum falan. Performansım yani adamcağızın tek serveti gitmiş. Ne olacak bu durum? Dedim ki problem yok. İksir, aloe vera jel, epimediumlu macun, damar çayı, enfeksiyon çayı, bir de ozon yağı. Ozon yağı ne için? Şimdi ozon yağı, kişi ozon yağıyla masaj yaptığı zaman testislere masaj yapmak gerekir. Kan dolaşımını artırır. Çok çok önemli. Bu vatandaşımız bu ürünleri kullandıktan 6 hafta sonra yavaş yavaş düzeldi. Keçi boynuzunun birleşimindeki etken madde bir varikozula erkeklerde, testislerde gözüken baldırma bacaktaki varizin bir çeşididir varikozun. Yani toplar damar zafiyeti burada oluşan, biriken kirli kan spermin kalitesini düşürür. Erkeklerde kısırlığa sebep olur. Varikozul olanlarda zamanla kısırlık problemi ortaya çıkar. Hı hı. Telefon mu? Evet hocam, telefonumuz varmış. Alo. Alo. Evet. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Ben bir sorum olacaktı da. Buyurun sizi dinliyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim cinsellikte bir sorunum var. Evet. Evet, problem değil. Bu nasıl yardımcı olabilir doktorumuz? Tabii. Erken boşanma, cinsel yetersizlik, varikozun... Telefonumuzu kapatalım mı? Hocamız anlatıyor. Gibi rahatsızlarda iksir, aloe vera jel. Neden iksir? İksir bütün damarları temizler, arıtır. Beyin damarları olsun, kalp damarları olsun, karaciğer vesaire. Bütün damarlar. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. Dünyayı 3 defa dolanacak uzunlukta. Dünyayı 3 defa uzanacak uzunlukta damar var. Damarların iç yüzeyinde oluşan plaklar kan akışını artırır. Beslenemeyen hücrelerde, dokularda yavaş yavaş fonksiyon anormallikleri ortaya çıkar. Bu nedenle iksir, aloe vera jel, eğer tansiyonu, kolesterolü varsa alıç forte, sinir lot forte, macun ve ozon yağı çok önemli. Masaj yapmak gerekir. Bu da hormon düzenleyicidir. Epimediumlu macun kullandığı zaman kişinin cinsel fonksiyonları kısa sürede düzelir. Ha, dün bundan 3 ay önce bir beyefendi bir Amerikan şirketinin üretmiş olduğu cinsel performans artırıcı bir ürün kullanmış. Bu da burada, İstanbul'da bu da, Frankfurt'ta değil bu sefer. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra panik atak başlamış. Doktoruna gitmemiş. Eczacı tanıdığına demiş ki, ya ben işte bu ilacı kullandıktan sonra panik atak başladı. Evet. Evet, bitirin. Hocam siz sözünüzü, cümlenizi bitirin. Ben sizi bölmek istemem. Tamam, tabii ki. Şunu bitireyim.
Panik atak başlamış. Eczacı dostu demiş ki şunu şunu kullan. Hı hı. Aa, kullanmış. Adamcağızın testosteronu yani erkeklik hormonu sıfır. Düşmüş gitmiş. Hı hı. Aa, baka kalmış. Ne olacak şimdi? Doktoruna gitmiş muayene olmuş demiş ki kullandığın antidepresan, bilinçsizce kullanılan antidepresan cinselliği bitirmiş. Hı hı. Artık hormon salgılamıyor. Ne olacak? Ne olacak? Yapacak bir şey yok demiş. Kimyasal ilaçlarda yan tesiri çok büyük. Evet. Bundan 3 ay önce bana gelmişti. Tedavi ederiz, problem değil dedik. İnşallah. İksir, aloe vera jel, epimediumlu macun. Hı hı. Ozon yağıyla masaj yapacaksınız. Alıç fortesini Lotfort'a kullanacaksınız. Bir şeyiniz kalmaz dedik. Beni aradı. Dün dedi ki Allah razı olsun. Ne kadar kullandı hocam? 3 ay. 3 ay. Eski performansına dönmüş. Ama tabii ki yani rastgele antidepresan kullanmak erkeği kısırlaştırır. Evet. Kimyasal ilaç kullanmak tehlikeli. Evet hocam, telefonumuza dönelim isterseniz, çok beklettik. Alo. Alo hocam, ben görüşebilir miyim? Buyurun. Ben de KUA hastasıyım hocam. KUA. KUA. Evet. Ne kullanmam gerekli hocam? İksir, aloe vera jel, ıtır forte, kekik forte. Bak, hocam yazın. Yazsın hocam, bir saniye. Evet, telefon numarasını arkadaşlar alırlar, biz sizi ararız. Kekik forte, kekik. İsmail Bey, telefon numaranız alınacak, rejiden arkadaşlarımız alacak, sonradan size dönülecek. O, oldu, hayırlı. Teşekkürler. Itır, Güney Afrika'da yetişen ıtırın 1000'den fazla türü var. Sadece ikisi şifalı. Güney Afrika ıtırı, Pelargonium zidioides, Pelargonium reniforme. Bu iki türü şifalı. Bu iki türün kökünden elde edilen bitki ekstraktı bizim burada var. Ama bulamayız herhalde. Nasıl biraz bulacağız hocam şimdi? Bu ne yapar? Kişideki öksürük, bronşit, astımı kekik forte ile birlikte kullandığı zaman kısa sürede iyileştirir. Problem değil. Yavaş yavaş iyileşir. Tedavi ederiz. Problem değil. Problem kullandığı değil. Zaman görür zaten. Telefonu 6 hafta kullandıktan sonra arasın, görüşelim. Evet, arkadaşlarımız ilgileniyorlar zaten hocam. Evet. KUAK tabii ki ağır bir rahatsızlık. Artık hocam, kronikleşmiş, müzmünleşmiş bir durum. Şimdi anlamayanlar vardır. Açıklamasını yapalım mı? Yani Türkçe. Yani zamanında tedavi edilmedi mi? Bronşit, astım, akciğer kısmen yavaş yavaş bazı oksijen alamaz. Çok kötü bir durum. İnşallah tedavi ederiz. Yani birçok iyileştirdiğimiz var. Zor bir durum. Çok çok basittir ona, KUAK'a göre. Böyle bir rahatsızlık olsaydı çok daha kısa sürerdi tedavisi. 6 hafta kullanacak, tekrar görüşmemiz gerekecek. 6 hafta sonra tekrar evet, görüşüyorsunuz. Evet. Genelde ne kadar sürüyor hocam tedavi süreci? Ya o tabii ki %100 normale dönmez. Çünkü çok büyük bir tahribat söz konusu burada. Yani ama en fazla nefes, ne kadar tedavi nefes, görmesi gerekiyor? 3-4 ay. Onu rahat bir nefes almaya başlar. 3-4 ay. Tabii, oksijen tüpü olmadı. Şimdi bu görmüş olduğunuz evet. Hocam ona geçmeden önce hemen. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Efendim. Buyurun. Oraya televizyonu biraz kısalım. Heh, bir dakika. Şöyle. Buyurun. Ben daha önce İbrahim Bey'in ilaçlarından kullandım. Evet. Bu mantarla ilgili ilaçlarını. Tonik ve iksir ilaçlarını kullandım. Hı hı. 2 sene aralıklarla ben de... Şöyle bir koku oluyordu ağız konuşmalarımda falan. Mantarla ilgili demişti İbrahim Bey. Bir defa kullandım bir sene. 3 ay kullandım. Geçti. bir süre sonra tekrarladı. Yani devam etti o eski rahatsızlığım. 2. sene ben tekrar 4 ay kullandım. 4 aydan sonra bu geçti. 4 ay temiz, yani düzelme oldu. Evet. Düzeldikten sonra 4 aydan sonra tekrar o eski rahatsızlık dönemine başladı. Yani geçti. Acaba bunun tamamen geçmesini ve bu hastalığı atmam için ne yapmam gerekir? Teşekkürler Cemile Hanım. Hocamız cevap verecek. Lütfen telefonunuzdan kapatın ama bizi dinleyin. Tabii tabii. Hocam şimdi, ne kadar kullanmak gerekiyor ağız öncelikle? Ağız kokusunun sebebi bağırsak florasının bozulması. Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun %99'u faydalı. Faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12, K vitamini üretir. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç çok kullandığı zaman faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar nişasta içeren, yani karbonhidrat içeren her şeyi, hamurlu tatlı her şeyi
toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller, bu toksik maddeler ağız kokusuna sebep olur. Şimdi hanımefendi kullanmış, iyi. Ama 3-4 ilk etapta 3-4 ay kullanacağı yere 1 ay kullanmış. İyileşir iyileşmez bıraktığı için mantarlar yok olmadığından tekrar nüksetmiş. İkinci sefer başlamış. Tekrar tamamen mesela iyileştiniz diyelim değil mi? 3 ay iyileştiniz. 1 ay 2 ay daha devam etmeniz gerekir. Yine iyileşir iyileşmez hemen bıraktığı için ve muhtemelen tatlı hamurlu yiyorsa mantar çoğalır tekrar. Hamur işi tatlı. Beyaz un mamullerine dikkat edecek. Tatlıya dikkat edecek. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaçlar kullanmayacak. Kimyasal ilaç kullanırsa hızla yayılır mantar. Zaten siz bunu hastalarınıza söylüyorsunuz değil mi? Ağız kokusunu dünyada tedavi etmek mümkün değil. Biz bunu tedavi ediyoruz. Ama kişi kullandığı zaman hemen iyileşir iyileşmez bırakmaması gerekiyor. Evet hocam, bir telefonumuz biraz sabredecek. Varmış. Evet. Alo. Alo. Buyurun efendim. Merhaba, iyi günler hocamdan size. Buyurun. Ben astım hastasıyım. Geçmiş olsun efendim. 20 senedir astım hastasıyım. Artık şeylerde kullanıyorum, hiç şey yapmıyor. Nasıl bir tedavi önerir hocam bana? Evet, astım, bronşit gibi rahatsızlarda iksir, aloe vera jel, ıtır forte, kekik forte kullandığınız zaman hastalığın akut veya kronik oluşuna göre kaç yıldır var rahatsızlık? Hocam, bir var diyeyim size. Astımım. 20 senedir var. Ne kadar hocam? Oo, 20 yıldır. 20 senedir var. Kronik hastasıyım. Tansiyon, kolesterol var mı? Kolesterol yok. Tansiyonum var. O zaman iksir, aloe vera jel, alıç forte, tansiyon hapı alırsa kişi tansiyon, kolesterol, diyabet hapları böbreklere zarar verir. Allah korusun. Bu sefer böbrek yetmezliği problemi ortaya çıkar. Karaciğere zarar verir. Karaciğer yağlanması problemi ortaya çıkar. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmak, tansiyon, diyabet, kolesterol haplarının birçok yan tesiri var. Bunlardan kurtulmak gerekir. Bunun için de iksir, aloe vera jel, alıç forte, kekik forte, ıtır forte kullandığınız zaman yavaş yavaş iyileşirsiniz. Karaciğerim zaten yağlı hocam. Hem büyümüş hem de yağlanmış karaciğerim. İşte kullanmış olduğunuz ilaçlar nereye gidiyor? Evet. Bağırsaklardan emilip karaciğere geliyor. Karaciğeri kullanmış olduğunuz bütün ilaçlar karaciğeri zehirliyor. Yağlanmasına sebep oluyor. Bunları düzenli kullandığınız zaman yavaş yavaş iyileşirsiniz. Gülizar Hanım, zaten arkadaşlarımız Reşit'ten telefonla ulaşacaklar sizlere. Hocamız detaylı bilgi verecek. Karaciğer yağlanmasına çok geçmiş olsun diliyoruz efendim. Karşı enginar forte, bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Yüzlerce insanın üzerinde denenmiş. Mesela Profesör Doktor Fintilman. Fintilman. Alman asıllı bir profesör doktor. Hamburg Üniversitesi'nin kliniğinde 553 hasta üzerinde yapmış olduğu araştırmada karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit, karın şişkinliği, hazımsızlık gibi rahatsızlıkları olan hastaları tedavi etmiştir. Yani yüzlerce araştırmacının bir örnek veriyorum. Evet. Enginarın, yani bu yenilen çiçek tabanı değil, sapının yaprağından elde edilen etken madde. Bu çok acı olduğu için enginarın zaten sapından elde ediliyor hocam. Sapının yaprağı. Peki şimdi çiçek hani bunu değil. İzleyen izleyicilerimiz şey yapabilir. Hani enginar alabilir. Hani o bir faydası olmaz. Olmaz çünkü mı hocam? Birleşiminde bunun hidrosinamik asit denen etken bir madde var. Bu gövde yaprağında olur. Çiçek tabanında olmaz. İstediği kadar enginarlı yemek yesin, sana. Hocam bundan beri ben her gün sizden bir tarif istiyorum. Yani herkes ulaşamayabilir. Sizler de çok yoğunsunuz. Evde kendileri yapabilecekleri tarifler istiyorum sizden. Tamam olur. Tamam mı? Her gün bir tarif. Bugün de verelim. İnşallah. Tamam. Telefonumuz mu var? Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler efendim. İyi günler, buyurun. İsmim Neral Aydın. Buyurun. Benim psikolojik bir sorunum var. Ben 6-7 yıldır tedavi görüyorum. Erkeklere karşı böyle kontrol altına alamadığım dürtülerim var. Evet. Bu da beni psikolojikmen içe kapanık hale getirdi. Evden çıkamaz hale geldim. Panik atak gibi oluştu bende. Erkeklere karşı nasıl psikolojik gibi ilaçlar feministik kullanıyorum. Feministik gibi sürekli hocam. Yani erkeklere karşı Hani bunları hormon düzenleyiciyle mi ilgili? Erkeklere benim bu karşı sorunum bir feministlik, yani bir düşmanlık. Ha evet. Şimdi her türlü psikolojik rahatsızlığa karşı bu gördüğünüz... Kapatayım.
Olur tabii. Dinleyin tabii efendim, telefondan dinleyebilirsiniz. Her türlü psikolojik rahatsızlığa karşı dünyada en etkili bitki sarı kantoron. Sarı kantoron dünyada en çok damlası derecesi yapılan ginkodan sonra ikinci bitki. Hocam araştırmalarıma göre benim aşk acısına da en çok iyi gelen sarı kantoron mesela. Evet. Doğrudur değil mi? Evet, aşık oldu diyelim, sevdalandı. Kafayı yiyecek, intihar etmeyi istiyor, düşünüyor. Evet. İntihar etmesin, buraya gelsin. Ya da hocam şimdi, hemen sormak istiyorum. Şimdi yine bunun birleşimindeki etken madde, sarı kantoronun birleşimindeki etken madde %1. Evet, ha, onu soracaktım. Çayını içtiğinizde demle demle iç, demle demle iç, aylar sürer tedavi. Çünkü etken madde %1 çok az. Biz ne yaptık? Lavanta forte, sarı kantoron forte. Bunun birleşiminde bir kapsül, bunun içindeki bir kapsül, 100 gram sarı kantoron otuna bedel. 100 gram, 100 bir gram. Kapsül. Bundan günde 3-4 defa 2 kapsül aldığı zaman, evet, bunun birleşimindeki etken madde hipeforin ne yapıyor? Beyindeki serotonin hormon salgılanmasını artırıyor. Beyine etki yapıyor. Bir, noradrenalin hormon salgılanmasını artırıyor. Bir saniye şunu söyleyeyim de. Evet hocam. Söyleyeyim. Ondan sonra geçelim. Bununla ilgili dünya çapında yapılan klinik araştırmalar, Profesör Doktor Küngle, Profesör Doktor Hara, Profesör Doktor Bergman, Profesör Doktor Şerada, Profesör Doktor Lekman, Profesör Doktor Philip, Profesör Hara vesaire. Yüzlerce klinik araştırması var, evet, dünya çapında. 10 binlerce insan üzerinde denenmiş. Belge var, bilgi var. Hı hı. Hiçbir yan etkisi yok. Kişi antidepresan kullanırsa, biraz önce söyledim ya, vatandaşın testosteron hormonu gitmiş, erkekliği, evet, gitmiş. Antidepresan kullandığı için, yani kimyasal antidepresan kişiyi iktidarsız yapıyor, cinselliğini bitiriyor. Hı hı. Bu ise artı cinsel fonksiyonları da. Hayır. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sakinleştirmek için bir sürü forteleriniz, ürünleriniz var da onlardan hiç hanıma kullanmıyor musunuz? Yani dayak değil mi? Ayıp oluyor. Yok, hanımın attığı dayaktan, attığı yerden gül biter. Gül biter. Ya. Gül bitmez, bitmez. Duyanlar da diyecek ki bizi sakinleştirmek için hocamız ürünleri bize sunuyor. İyi güzel de niye terzi kendi sökünü dikemezmiş hanıma? Hayır, biraz sakinleştirseniz. Benim hoşuma gidiyor. Biraz daha vur diyorum, gülüyorum, gülüyorum. Statistikten zevk mi alıyorsunuz? Hı? O vurdukça hoşuma gidiyor. Relax, aşk rahatlatıcı. Bu. Reyhan rahatlatıcı. Hanım aşk, aşk rahatlatıyor. Yani. Hocam çok mu aşıksınız? Evet, çok aşık. Çok aşık. Ya, o başka bir şey tabii ki. Yani biz ticari olarak kullanırız. Utanılacak bir şey değil hocam. Alkışlıyoruz. Yani sizleri hakikaten ayakta alkışlıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hürmetler. Saygılar. Yani lavanta forte kullandığı zaman kişi zaten rahatlar, relax, gerilmez, sıkılmaz. Ailede huzur. Mesela karı koca arasında problem olduğu zaman, gerildiği zaman birisi tartışıyor, birisi diğerini hafif bir rahatsızlık üretiyorsa kişi lavanta forte veya sarı kantoron forte kullandığı zaman gerilmez, rahat olur. Yani gelse vursa bile hanımınız, karıcığım bir tane daha vur, bir de buraya vur, bir de buraya vur der. Yani hiç oralı olmaz yani. Gerçekten bu 10 binlerce insan üzerinde sarı kantoron denenmiş, kullanılmış, etkisi ispat edilmiş. Bakın burada ben bunu kullanan, üreten profesörlerin de ismini burada söyleyeyim. Profesör Doktor Zoma, Profesör Doktor Hre, Profesör Doktor Hübne vesaire vesaire. Burada yüzlerce profesörün yapmış olduğu klinik araştırma var. Aile huzuru için sarı kantoron forte veya lavanta forte. Okulda, ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan fakat sınavlarda gerilen, strese giren, dikkat edemeyen, dikkat dağınıklığı olan kişiler kullandığı zaman relax olur, rahatlar. Bildiği her şeyi yazar, hiçbir şeyi unutmaz. Sarı kantoron kullandığı zaman. Ben de programa çıkmadan yarım saat önce iki sarı kantoron veya... Alıyor musunuz? Hocam doğru söyleyin, alıyor musunuz? Alıyorum. Buraya alıyorsunuz. Program başlamadan önce aldım. Sarı kantoron forte. Veya lavanta, sarı kantoron veya lavanta alırım. Rahat. Rahat, gerilmez, relax oluyoruz. Ben de istiyorum hocam onu. Tamam, problem değil. Bizim bir sunucumuz da başka bir televizyon kanalında, şimdi o stüdyoya girdiği zaman böyle bütün kameramanlar, çalışanlar, o bugün yine gergin, hemen koşuşturuyorlardı, abi abi, dedim ne oluyor hocam, çok gerginim, niye?
Sabah 7'de başlıyorum, gece 11'e kadar koşuşturuyorum, koşuşturuyorum, uyumadan geliyorum, işte bunlara çatıyorum. Canım sıkılıyor. Dedim ki, sakin olacaksın. Sarı kantaron verdik biz ona, bir hafta sonra görüşeceğim dedim. Bir hafta sonra, vallahi billahi dedi, kuzu gibi oldum. Gelip bana vursalar bile diyor, hiç sakinim diyor. Hiç sakin, yumuşak. Kimseye bir şey demiyor. Ben evlenirsem eğer kısmet olur da. Kesin eşimi alırım herhalde sizden. Sakinleştireceğim. İyi olur. Kavga olmaz asla. Ailede kavga olmaz. Sanıyorum. Ailede şiddet olmaz. Yok, ben yani benden tarafı olmaz da en azından sakin olsun. Arada bir ben yine gözünü şişiririm herhalde. Hani ama hocamız kim? Ama hocamız var. Dayak yiyen belli. Aa ama yok yani, yok hani, yok. Işte, yok. Ben de sevdiğimden yaparım belki ama sakinleştireceğim herhalde. Neden bahsediyorduk en son? Neden bahsediyoruz? Depresyon, panik atak. Depresyon, panik atak. Üzüntü, sıkıntı, ailevi problemler. Sarı kantaron veya lavanta forte kullandığı zaman kişi ailede huzur olur. Gerginlik olmaz, stres olmaz. Karı koca arasında problem olsa bile yani problem büyümeden hallolur. İlkokuldan üniversiteye kadar okuyan çocuklar sarı kantaron forte kullandığı zaman İmtihanda, herhangi bir imtihana girdiği zaman şaşırmaz, gerilmez. İlkokuldan yani kullanabiliyorlar mı hocam? Yaşta. 18 yaş altında çocuklarımıza güvenle verebilir miyiz bunu? Tabii tabii. Kullandırabilir miyiz? Bu tamamen bitkisel. Doğal. Doğal. Şimdi bakın, bizim üretmiş olduğumuz bu ürünler %100 bitkisel, bitki ekstraktı. Burada demonstrasyon mu yapayım? İsterseniz göstereyim. Şimdi bakın, bir... Bu ürünler bitki ekstraktından üretiliyor. Bitki ekstraktı bu. Gördüğünüz bitki ekstraktı. Bir de Türkiye'de bu işin üç kağıdını yapanlar var. Mesela şu gördüğünüz, firma ismi vermiyorum. Yok hocam vermeyeyim. Vatandaş ne yapmış? Balla otu karıştırmış. Buyurun, neye benziyor? O başka birinin, başka bir firmanın firma, ürünü evet. Mi hocam? Bakın, neye benziyor? Ama... Balla otu karıştırmış, hap yapmış. Balla ot. Evet, bu da başka bir firmanın. Bu da ne yapmış? Balla ot. Bu da başka. Bakın neye of. Benziyor? Ne kadar? Küspeye belli. Benziyor. Evet. Hayvanlara verilen küspe, çöp. Bu bitki ekstraktı. Bu küspe. Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların %98'i işin üç kağıdına şarlatanlığına gidiyor. Ben burada birçok firmanın ürününü getirdim ama isim vermek istemiyorum. Mesela biri bana diyor ki sizin ürününüz neden 55 lira? Bunun ham maddesi Çin'den geliyor, Avrupa'dan geliyor, Amerika'dan geliyor. Ekstrakt, bitki özütü, damıtılarak, destilasyonla elde edilen özütü. Diğer firma ne yapmış? Bitkiyi öğütmüş, değirmende otu çöpü balla karıştırmış, al sana hap. Var mı böyle bir şey? Enteresan. Var mı bu? Dünyada yok. Hiçbir ülkede yok. Mesela Bursa'da bir firma. Onlar 3 kutu kapsülü 60 liraya satıyor. Siz bir kutu kapsülü diyor, 55 liraya satıyorsunuz. Bu adalet mi diyor bana? Kardeşim o çöp satıyor. Biz ekstrak satıyoruz. Arada evet. Fark var. Ondan 100 kutu da kullansa faydasını görmezsin. Vatandaş anlamıyor bunu. Neden sizinki 55 de o 20 diyor. Değil mi hocam? Çok fark var. Kalite farkı var. Araştırsınlar o zaman yani bilmedikleri yere gitmesinler değil mi? Önce bir araştırsınlar. Neresi kim reklam güvenli, verirse, neresi değil. Televizyonda hangi reklamı görürse oraya koşuyor vatandaş. Araştırmak gerekir. Araştırmak bilmek gerekir. Kim belge bilgi sunuyor, klinik araştırmasına belgeye bilgiye dayanıyorsa onu takip etsin. Mesela bir firmanın üretmiş olduğu ürünler hakkında internette 400 tane şikayet var. Ölenler bile var. Hala o firmanın ürününe hücum ediyorlar. Alalım, 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 kullanalım. Böbrekleri iflas ediyor. Annesi, babası, dedesi, ebesi, ninesi ölüyor. Hala alanlar var. Evet. Panax, panax, panax. Ya ölenler var. Daha gidiyor, daha gidiyor.